Geçtiğimiz günlerde Hamburg'da bir evde çıkan yangında Pakistanlı bir anne ve çocuğunun yaşamını yitirmesi üzerine matem yürüyüşü düzenlendi. Yanan apartmanda yabancı, göçmen ve evsizlerin kaldığı bilgisi kundaklamayı ırkçı, faşist örgütlerin yapmış olabileceği şüphesini doğurmuştu. Yürüyüşün en önünde mülteciler hoş geldiniz pankartı taşındı. Eylemi Demokratik Güç Birliği ve Hamburg Türk toplumunun da aralarında olduğu çok sayıda kurum destekledi. Yürüyüş olayın yaşandığı apartmana kadar devam etti. Evin önüne karanfiller bırakılıp mumlar yakıldı. Daha sonra yapılan konuşmalarda ırkçı saldırılara dikkat çekildi. Arkadaşımız Erdal Altuntaş yürüyüşü sizler için takip etti ve yürüyüş sonrası yetkililere mikrofon uzattı. Hamburg'da yani korunmak isteyen, ülkesinden kaçan bir ailenin burada yanarak ölmesi hepimiz için çok acı bir olay. Onun dışında birçok yaralı insanlar var. Tabii ki toplum bu NSU olaylarından sonra artık uyandı. Yani bugün insanların bu sayıda burada olması gerçekten daha dikkatli olduklarının belirtisidir. Ve olmak da gerekiyor. Şu an bir takım bilgiler dolaşıyor. İşte bir gencin bu olayı yapmış olduğu söyleniyor. Biz tabii ki sonuçları beklemek istiyordu. Şu an dediğim gibi bunlar hepsi tezler. Ne kadar inandırıcı geliyor? Şu anda tam netlik kazanmadı ama. Yani açık söyleyeyim tabii ki biz henüz olayları araştıran kişiler biz değiliz. Ama bize ulaşan bilgilerde birazcık da şüpheci bakıyoruz. Çünkü sanki olay kapatılmak isteniliyor gibi bir de bir şüphe de var. Birçok insanla burada konuştum. Herkes aynı şüpheyi paylaşıyor. Ama olabilir de yani bu konuda bir yanlış bilgiye yol açmak istemiyoruz. Ama üzücü olan şey burada Hamburg'un göbeğinde insanlar yanarak ölüyor. Ve buradaki insanların, mültecilerin yaşam şartlarını gerçekten gözden geçirmek gerekiyor. Birçok politikacılar çıkıp işte özellikle mülteciler konusunda Almanya yeterince aldı gibi sözler ediyorlar. Ve çok yanlış bir atmosfer yaratıyorlar. Bu atmosferden yararlanarak birçok kişi işte bu tip olayları böyle meşruymuş gibi bakmaya başlıyorlar. Bunları biz çok tehlikeli buluyoruz ve burada sığınan insanların gerçekten yaşam şartlarının yani konaklama şartlarının tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yani nasıl olur da bir ateş çıktığında bir Rauchmelde, her yerde bunlar yasal olarak şart, nasıl olur da böyle bir heim dedikleri yerde olmaz? Bu tip sorular kafamızı tabii ki meşgul ediyor. Teşekkür ederim. İçerisinde var, merdiven aralıklarında olmadığı söylendi. Yani odalarda varmış Rauchmelde, evet. Fakat merdiven aralarında olmadığı buradaki itfaiye sorumlusu tarafından bilgi olarak ona da yanlış bilgi olmasın. Onu da söylemek istedim.